Adem ve Havva validemizden dünyaya geldik. Peki nasıl türedik diye sormuş bir izleyicimiz. Evet herhalde şöyle demek istiyor. Şimdi madem babamız Adem aleyhisselam... ...annemiz Havva validemiz... E, ...bunlardan dünyaya geldi çocuklar. Hadi o ikisi evlendi. Bundan sonrakiler nasıl evlendi? Herhalde onu sordu. Evet. E, şimdi Adem aleyhisselam ile Havva validemizin çocukları... ...hep ikiz doğardı. Ve ikiz doğanların biri kız biri erkek olurdu. İkiz doğanların biri kız, biri erkek olurdu. Bir önceki doğan ikizle bir sonraki doğan ikiz çaprazlama olarak evlendirilirdi. Mesela zaten Adem Aleyhisselam'ın oğulları olan Habil'le Kabil'in birbiriyle kavga etmelerini veya birbiriyle kavga demiyorum. Kabil'in Habil'i öldürmesinin de sebebi oydu. Neydi? Şimdi Habil erkek, ikizi kız. Kabil erkek, ikizi kız. Normalde Habil'in ikiziyle Kabil'in evlenmesi, Kabil'in ikiliziyle de Habil'in evlenmesi gerekiyordu. Buna Mevla müsaade etmişti. Çünkü neslin türemesi için başka türlü olmazdı. Buna şimdi böyle bir şey haramdır. Şimdi kardeşlerin evlenmesi kesinlikle düşünülemez. Bu bizim Kur'an-ı Kerim'in şeriatına göre haramdır. Ama o zaman insanların çoğalması için birinci doğan ikizle ikinci doğan ikiz çaprazlama evlendiriliyordu. Kabil kendi ikizini sevdi. Habil'in ikiziyle evlenmek istemedi. Kendi ikiziyle Habil evlenecekti. Kendi ikizini sevdi ve Habil'i kıskandığı için cinayet işledi. Sonra kendi ikizini aldı ve kaçtı. Ondan sonra ondan doğanlar ne oldu? Veledi zina oldu işte. Kötülük nesli oradan geldi yani. Anlaşıldı mı? Onun için Adem Aleyhisselam'ın ikiz doğmayan bir tane çocuğu vardır. O da Şit Aleyhisselam. Diğer hepsi İkiz olarak doğmuştur. İkizlerin biri kız, biri erkek, bir önceki doğan, bir sonraki doğanın ikiziyle çaprazlama olarak evlendirilmiş ve nesil böyle türemiştir.